Sevgili öğrencilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte Mustafa Kemal Nasıl Atatürk Oldu adlı metnin etkinlik sorularını cevaplandırmaya çalışacağız. Dilerseniz hazırlık çalışmasıyla başlayalım. Soyadı kanunu ile ilgili araştırmanız sonucu edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Soyadı kanunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının soyad edinmesi amacıyla 21 Haziran 1934 tarihinde çıkarıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Hristiyan ve Yahudi nüfusunun halihazırda soyadları bulunuyordu ve bu soyadları yaşadıkları bölgedeki insanlar tarafından biliniyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün ünvanlarını nasıl kazandığına dair araştırmanızın notlarını arkadaşlarınızla paylaşınız. Türk Kurtuluş Savaşı sürecince Ankara hükümetini kurdu. Türk orduları başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi ünvanını aldı ve Mareşal'le yükseldi. Askeri ve siyasi eylemleriyle İtilaf Devletleri ve destekçilerine karşı savaş kazandı. Birinci etkinliğimiz, dinlediğiniz metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu anlamlardan bulmacadaki ipuçlarını harekette bulmacayı tamamlayınız. Sevgili öğrenciler, videomuzun bu bölümünü durdurarak defterinizi aktarabilirsiniz veya kitabınızın ilgili sayfasına bulmacanızı çözebilirsiniz. Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden dördünü birer cümle içinde kullanınız. Sevgili öğrencimiz, bu etkinliği sizler yapabilirsiniz. Dinlediğiniz metnin özetini aşağıya yazınız. Mustafa Kemal'in nasıl Atatürk soyadını aldı, aldığı rütbelerini aldığında nasıl ünvanlar alıp hangi adlarla anıldı, sonrasında adının Gazi Paşa olması anlatılmaktadır. Ardından da soyadı kanunu çıkınca Mustafa Kemal'in soyadının ne olacağı anlatılmaktadır. Üçüncü etkinliğimiz, aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden yararlanarak yanıtlayınız. Mustafa Kemal'e hangi olaydan sonra Gazi ünvanı verilmiştir? Ona bu ünvanı kim vermiştir? Mustafa Kemal, başkomutan sıfatıyla çıktığı bu büyük milli mücadeleden Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ona Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihindeki kanunla Mareşal rütbesiyle Gazi ünvanı verilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e soyadının verilmesi önerisi kimden gelmektedir? Saffet Arıkan. Atatürk soyadını duyduğunda Mustafa Kemal'in söylediği ilk cümle ne olmuştur? Birçok kereler bu kelimeyi tekrar etmiş ve bu ismin çok iddialı olduğunu söylemiştir. Dinlediğiniz metni öğretmeninizin rehberlerinde sınıfta canlandırınız. Beşinci etkinliğimiz, soyadı kanunu olmadığı bir ülkede yaşanabilecek karışıklıkları arkadaşlarınızla tartıştınız. Yasanın amacı o güne kadar kişilerin öz adlarının yanında bir soyad yerine dini, sosyal ve ailevi ünvanlar taşımalarının yol açtığı ayrımı ortadan kaldırmak ve nüfus işlemleri, askere alma, okul kaydı, tapu işlemleri gibi alanlarda yaşanan karışıklıkları gidermekti. Atatürk'ün ülkemiz için yaptıklarından hareketle onun hakkında bir şiir yazınız. Ataya saygı. Özgür ve büyük Türkiye, borçludur Atatürk'e. Bizleri düşmandan korudu, bir ülkeyi yeniden kurdu. Atatürk olmasa düşman kovulmazdı. Herkes şu an esir kalırdı. Bugün özgür isek şükredelim, atamızı her daim saygıyla analım. Şiirinizin içeriğine uygun bir başlık belirlediğiniz ataya saygı ve diğer etkinlik arkadaşlar, öğretmeninizle birlikte yapacağınız bir etkinlik. Gelecek ders hazırlık bölümü. Aile büyüklerinize dini bayramları eskiden nasıl kutladıklarını sorunuz, onların anlattıklarınızı defterinize not alınız. Bayram boyunca tüm halk eş, dost, akraba ziyaretleriyle birbirlerinin bayramını kutlar. Bu ziyaretler esnasında önce şeker, ardından da kahve ikram edilirdi. Müslümanlar zekat görevini de bu bayramda yerine getirirler. Fitre ve sadakalarla ihtiyacı olanlara yardım edilirdi. Bayram namazına gitmeden önce bugün oruç olmadığını belirtmek için 1-2 lokma yemek tercihen hurma yenilmesi adeti vardı. Değerli öğrencilerimiz, bir dersimizin daha sonuna geldik. Evvelce YouTube kanalına abone olmayı ve kanalımızı sınıftaki arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız. Derslerinize ve hayatınıza başarılar dilerim. Evvelce ailesinden saygılar, selamlar.